Mevla her zaman görüyor seni. Abdestli ol ya. Abdest senin silahındır işte. O anda affedip namaz kılman icap eder. Bir şey olur. Hemen abdestin var. Affedersin. Helal giriyorsun. İhtiyacını gördün. Tamam. Taharetlen. Çık. Efendim elini yıkayacaksın zaten. Üç kere de ağzına, üç kere burnuna, yüzünü yıka, kollarını, kafanı mesleç, kulağını, ayakları yıka. Abdestli dur. Ne olacak? Çalışırken olur. Aha burnumuzun dibine Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari. Mübarek. Hendek'e katılmış, Uhud'a katılmış, efendim Bedir'e katılmış. Yani dolu dolu, heybeleri dolu. Ahirete gidiyor. Demiyor ki, efendim sağ selam evinde 6 ay ve 7 ay misafir kalmış ya. Dememiş ki ya, uşağım bizden geçti ya, artık gençlere bıraktık bu işi. Böyle dememiş. لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَانْتِنِيَّةُ فَلَنِعْمَ الْاَم۪يرُ اَم۪يرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشِ Bu hadis-i şerifi duymuş. Elbette muhakkak Konstantiniyye o zaman ismi. İstanbul fetholunacak. Onu fethedecek komandan ne güzel komandan. Onu fethedecek asker ne güzel asker. İstanbul fethi Hazreti Ömer zamanında uğraştırar olmadı. Başkaları olmadı. İşte Eyüp Sultan Hazretleri Hazreti Ömer zamanında o ordu hazırlandı. Beni de götürün oraya dedi. Ya 80 küsur yaşında Medine-i Münevvere'den buraya nasıl gelir insan? Demiyor ki ya artık yeter ya biz unumuzu eledik, elimizde astık, bu iş bitti demediler. Daha yok mu, daha yok mu dediler. Hel mil mezid. Ahiret işleri için daha yok mu dediler. Fedakarlığın en zirve noktasını yaptılar. Hiç kendine acımadılar. Ya ne yiyeceğiz, ne yapacağız demediler arkadaşlar. Onun için bak bu din buraya kadar geldi elhamdülillah. Şimdi bunların menkıbelerini dinliyoruz, dinleyeceğiz. Onlar ne fedakarlıklar yapmış değil mi? Ne kadar büyük işler yapmış. Biz de elhamdülillah Müslümanız. Biz de onlarla aynı cenneti istiyoruz. Başka cennetler yok. Yani inşallah Rabbim bizi onlara komşu eylesin inşallah. Amin. Ama önce onların yapmış olduğu fedakarlıklardan bir nebze de olsa yapmak nasip eylesin inşallah. Amin. Çünkü burada bir beyt var bak. Diyor ki bi kaderil keddi tektesibul meali. Çalışma miktarınca yükseklikler kazanılır, makamlar elde edersin, maddi manevi. Ve men talebel ula seherel leyali. Kim yükseklik isterse geceleri uyanık kalır. O hadis-i şerif manası bitmesin. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ya, buyurdu ya, elbette muhakkak Konstantinople İstanbul fetholunacak. Onu fethedecek komandan ne güzel komandan. Onu fethedecek asker ne güzel asker. Bu müjdeye de nail olayım demiş. Gelmiş burada vefat etmiş de. Ya bunlar şimdi yarın ahiret. Bizim sancaktarlığımızı o yapacak. Bir sahabe-i kiramdan kim varsa bir şehirde efendim Müslümanların sancaktarı. Hani askerde herkesin bölüğü var, şeyi var yani böyle bayrağı filaması neyse. İşte bizim sancaktarlığımız da Eyüp Sultan Hazretleri Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari yapacak. Ama onun yolundan gidenler onun sancağı altında toplanacak ha. İstanbul'da yaşayan herkes değil, değil mi? Onun yolundan giden. Rabbim onun yolunda bizlere daim eylesin inşallah. Evet. Çalışma miktarınca yükseklikler kazanılır diyor. Ve men talebel ula seherel leyali. Kim yükseklik isterse geceleri uyanık kalır. Ne demek? Lazım olduğu kadar uyur. Erkenden yat ya. Saat 10 yatağa kon. Hadi ne olmuş yani? Şimdi yatarsın. Hadi 10.30 oldu neyse. O zaman erken kalkarsın. Ama bakıyorsun Müslümanlar paylaşımlar onu paylaş bunu paylaş. Paylaştığın şeyin çoğunu okumuyorsun ya. Senin işin o mu ya? Birilerine cevap. Senin tesbihin vardı, sen Kur'an-ı Kerim okuyacaktın. Sen işte bak Efendi Hazretleri buyuruyor ki bu beş şeyi yaparsanız mevzu arkadaşlar bizi idare edin yani. Şimdi biz öyle çok usta bir vaiz değiliz. Biz de sizin gibi ama bu mübarek çok şey yapınca. Yani bu her şey böyle geliyor bir yandan. Onu söylüyoruz da. Beş şey yapan diye. Bugün cumartesi Recep hocamla söyledi. Allah ömürlerini uzun eylesin inşallah. O büyük insanlardan dinleyeceğiz, yapacağız. Sabah kalktın levenzenle okuyacaksın. Nasıl? Eûzu billâhissemî'il-alîmî mineşşeytânirracîm. Üç kere. Bununla ilgili hadis-i şerif de var zaten. Bunu sabah akşam okuyan. Her gün 5 dakika Ruhul Furkan tefsirinden okuyan. 5 dakika. Ruhul Furkan tefsiri. Çok kıymetli bir eser arkadaşlar. Bütün efendim tefsirler, kitaplar hepsi yani öyle çalışmalarını böyle bir görseniz
Biz böyle uzaktan gördüm. Her taraf kitap böyle. Bir ayet açılıyor. O ayetle ilgili neler varsa. Fıkhi meseleler. Hanifi mezhebi ne demiş? Şafii mezhebi ne demiş? Her gün 5 dakikada ondan diyor. Risale-i Kutsiye. Bu kitap mesela. Bundan okuyan efendim 3 oldu. Her gün Kur'an-ı Kerim, unutma. Her gün Kur'an-ı Kerim. Hocam ben bilmiyorum ki Kur'an okuması. Yani bil ya, öğren inşallah. Bilmiyorsan da açıp bakarsın ama en kısa zamanda öğrenmek için kendi kendine söz ver. Öğrenmeliyim de Kur'an'ı. Her günde biraz Kur'an-ı Kerim oku. Efendim, sünnet üzere yat. Ne demek? Abdestini al, 2 rekat kabir nur namazı kıl, yat. 5 de yaptın. Beraberiz diyor. Allah dostu diyor, beraberiz sizinle. Hem dünyada hem ahirette inşallah. Bunlar zor mu ya? Zor değil arkadaşlar. Bunu inşallah kendimize virt yapalım. Evet. Terumul izzet sümme tenamu leylen yağusul behre men talebel lali. İzzet istiyorsun diyor. Sonra gece uyuyorsunuz diyor. İzzet, makam, şeref uyuyarak olmaz diyor. İnci arayan denize dalar diyor. Yani gece kalk, Allah'a tövbe et, teheccüd namazı kıl, dua et, tesbih çek, Kur'an oku. Geceler uzun şimdi. Ve men ramel ula min gayri keddin eza'al umre fi talebil muhali. Hani dedik ya, çalışmadan olmuyor bu işler. Kim çalışmaksızın yükseklik isterse, efendim memurluğa girdin. Hani işin maddi boyutuna bakalım. Efendim çalışmıyorsun. Sicilin bozuluyor. Sürekli yanlış şeyler siciline işleniyor. Efendim ya biz de işte şu kadar zamandır efendim memuruz. Hiç ilerlemedik. Adamlar şöyle makam atladı böyle. Senin sicilin bozuluyor kardeş. Maneviyatta da öyle. Yat aşağı. Biz de efendim falancanın müridiyiz. Efendim anlatıyor bir şeyler. Hatta efendi hastalarında da anlatıyor. Oradan anlatıyor, bunu anlatıyor. Tamam, güzel. Sende ne icraat var? Efendim, senin çalışmaları, senin kendi heybende ne var? Var mı bir şey? Var. Daha çok ekle ki sana, efendim sen de yükselirsin. Öyle diyor burada. Kim çalışmaksızın yükseklik isterse, ömrünü imkansız olanı istemekte zayi eder. Çalışmadan ben de şöyle olacağım, ben de hafız olacağım, ben de şöyle olacağım, ben de hoca olacağım, alim olacağım. Çalışma yok ama. Lafla peynir gemisi yürümez derdi Efendimiz. Peynir gemisini yürüteceksen ona kaptanı bindireceksin, suyu bulacaksın. Bunun da bir usulü vardır yani. Evet. Zahmetsiz rahmet olmuyor arkadaşlar. Her şeyin bir zahmeti var yani. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.